Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere matematik dersinizden kesirleri sayı doğrusunda gösterme konusunu anlatmaya çalışacağım. İlk önce basit kesirleri göstereceğim, daha sonra bileşik kesirler ve tam sayılı kesirleri göstereceğim. Alıştırmalar da yapacağız. Hemen başlayalım. Basit kesirleri hatırlayalım. Biliyorsunuz basit kesirlerde payda büyük oluyor, pay küçük oluyor. E, sayı doğrusunda gösterirken neye dikkat edeceğiz? İlk önce paydaya bakıyoruz. Paydada 9'u görüyorum ilk kesrimde. Bakın 9'da 4 kesri. Hemen başlıyorum. 0'ı yaptım. Ne yapacağım? Paydada 9 varsa ben 9'a kesmem lazım. Bir pastayı, bir bütünü. O yüzden hemen başlıyorum. 1, bir, birinci bölme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. parçayı işaretledim. Ve bir pasta böylelikle ortaya çıkmış oldu. Pastayı 9'a kestim. Sonra 4. adımı işaretlemem lazım. 4. noktayı sıfırdan başlıyorum. Sıfırı saymıyorum. Attığım adımları sayıyorum. 1 adım, 2, 3 ve 4. adım. İşte benim kesrim. Şuraya bir işaret koyalım. 4 bölü 9 kesri buradaymış. Bu şekilde işaretledik. 2. kesrimiz 7'de 3 ya da 3 bölü 7 diye okuduğumuz kesir. Yine sıfırı koydum. E, bütünümü 7'ye keseceğim. Bakın paydaya baktım. Hemen başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'ye ayırdım. Ve buraya bir pasta yapıyorum. Ve üçüncü adıma, üçüncü noktaya gitmem lazım. Sıfırdan başlayıp bir adım, bir, ikinci nokta ve üçüncü nokta. İşte benim kesrimin yeri burası. 3 bölü 7 kesrini bu şekilde göstermiş oldum. Son olarak onda 8 kesrimizi gösterelim. 0'ı yaptım. Hemen paydaya baktım. Payda da 10 var. O zaman 10'a kesmem lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 yapıyorum. Ve buraya bir pasta diyorum. Ve 8. adıma gidiyorum. 8. noktaya 0'dan başladım. 0'ı yine saymıyorum. 1 nokta, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. nokta burası. Ve işaretliyorum yerini. Altına da yazıyorum. 8 bölü 10. Bu şekilde gösterdik. Şimdi iki tane de alıştırma yapalım bu basit kesirlerle ilgili. Sayı doğrusu yapılmış. A ve B noktalarının yerlerine hangi kesirler gelecek onları işaretleyeceğiz. Şimdi böyle durumlarda şöyle göstereyim yine ok işaretiyle. Şöyle kesirimizin yerini de hazırlayalım. İlk önce paydaya ne yazmam lazım ona bakıyorum. Pastamız bir bütün pasta kaça kesilmiş onu sayıyorum. Sıfırdan başlayıp sıfırı saymadan attığım adımları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Demek ki bir pasta 9'a kesilmiş. O zaman paydalarımız 9 olacak. İyi her iki kesrin paydası da 9 olacak. A harfi kaçıncı noktada? 1, 2. noktada. O zaman A harfinin yeri 2 bölü 9 oluyor. B harfi nerede? 2'den sonra devam ediyorum. 3, 4, 5, 6. adımda 6. noktada olduğu için B harfi de 6 bölü 9 ya da 9 da 6 diye işaretliyoruz ve yazıyoruz. Diğer sayı doğrumuzda yine yerlerini şöyle bir hazırlayalım. D, E ve F harflerimiz var. Kesirlerimizin yerlerini hazırladım. Şimdi paydayı yazmak için bütün bir bütünü sayıyorum. Hepsini sıfırdan başlayıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Demek ki bu pasta 12'ye kesilmiş. Bütün kesirlerimizin paydası 12 olacak. Pay kısmına bakıyoruz. D harfi kaçıncı adımda? 1, 2, 3. adımda. O zaman D harfi 3 bölü 12 oluyor. Ya da 12'de 3 diye de okuyabilirsiniz. Devam edelim. 4, 5, 6, 7. E harfi 12'de 7 oldu. 8, 9, 10, 11. F harfi de 12'de 11. Ya da 11 bölü 12 diye okuyabiliriz. Şimdi bileşik kesirleri nasıl göstereceğiz? Hemen başlayalım. 6 bölü 4 ya da 4'te 6 diye okuduğumuz kesir var. 0'ı koydum. Şimdi bir pastayı 4'e ayıracağım. Bakın payda bizim anahtarımız. Hemen başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Burası bir pasta. Ama 6 parça yedikleri için 6 parça e, mesela misafirler gelmiş pastayı 4'e kesmişler ama 6 misafir olduğu için bir pasta yetmemiş bir pasta daha kesmek lazım. Ne yapacağım onu da 4'e keseceğim. 1, 2, 3 ve 4. Bu da ikinci pastamız. Şimdi her pastayı 4'e kestik. Bu da 4'e bu da 4'e kesildi. Paydamız tamam. Ne yapacağız? 6. adıma 6. noktaya gideceğiz. Sıfırdan başlayıp 1, 2, 3, 4. Bakın bir pasta bitti ve yetmedi. Diğer pastaya devam ediyoruz. 4'ten sonra 5 ve 6. İşte bizim kesrimizin yeri burası. Ve şöyle işaretleyelim. 6 bölü 4 kesri bu şekilde gösteriliyor. İkinci örneğimizde 11 bölü 5. 0'dan başlayalım. Yine payda bizim anahtarımız 5 olduğuna göre her pastayı 5'e kesmem lazım. 1 2 3 4 ve 5. 1 pasta yaptım. Devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. 2 pasta da yaptım ama yetmeyebilir çünkü 11 tane olduğu için henüz 10 parça oldu biliyorsunuz. Devam edelim. 3. pastayı da 5 beş. yine 5'e ayırmam lazım. 1 2 3 4 ve 5. Bunu da 5'e ayırdım. Şimdi işaretleyebilirim. 11. adıma gitmem gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adım oldu. Ve 11. adım burası. Demek ki bizim kesrimiz yani 11 bölü 5 kesrinin yeri burasıymış. Bu şekilde işaretlemiş olduk. Son örneğimiz 17 bölü 6. Yine 0'a 0'ı koydum. Ne yapacağım? Paydaya baktım. 6. Her pastayı 6'ya ayıracağım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 bir pasta yaptım devam ediyorum çünkü yetmez 17'ye kadar gideceğim için. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 2 pasta yaptım devam ediyorum yine yetmez. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 3 pasta yaptım bakalım yetecek mi? He, ve her parçayı her pastayı 6'ya ayırdım paydaya baktığım için. 17. adım. Bakın burası kaçtı? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17. İşte 17 bölü 6 kesri ya da 6'da 17 diye okuduğumuz bileşik kesir yeri burasıymış. Bu şekilde yazdık. Şimdi iki örnek de bundan yapalım. Sayı doğrularımızın üzerinde yine harfler var. Yerler işaretlenmiş. Bize hangi kesir olduğunu bulmak kalıyor. Şimdi bakıyoruz. İlk önce bir pasta kaça kesilmiş? Hatta şunları önce bir yerlerini hazırlayalım. Şöyle kesirlerimizin göstereceğiz ya. Evet şu şekilde yerlerini hazırladım. Bir pastamız kaça kesilmiş? Bakın. 1, 2, 3, 4, 5'e kesilmiş. Kontrol ediyorum. Diğer pasta da aynı olması lazım. Tabii ki 1, 2, 3, 4. Bakın o da 5'e kesilmiş. Yani her pasta 5'e ayrılmış. O zaman paydamız her ikisinin de paydası 5 olacak. A harfi kaçıncı noktada? Kaçıncı adımda? 5 burası 6 ve 7. adımda. O zaman 7 bölü 5 oluyor. Ya da 5'te 7 diye okuyoruz. Devam edelim B harfine kadar. 7'den sonra 8, 9, 10 oldu. 11, 12, 13. B harfimizde 13. noktada 13. adımda ve 13 bölü 5 olarak yazdık bileşik kesirimizi. Alttaki sayı doğrusuna bakalım. 3 tane işaretlenmiş yer var. K harfi, L harfi ve M harfini göstereceğiz. Yine yerlerini hazırlayalım kesirlerimizin. İlk önce paydaları yazmak için bir pastanın kaça kesildiğine bakıyorum. 0 ile 1'in arasını ölçersem bulacağım zaten. 1 adım, 2, 3 ve 4. Demek ki her pasta 4'e kesilmiş. Zaten diğerleri de 4'e kesilmiş. O zaman bütün harflerin paydası 4 olacak. Peki K harfi kaçıncı noktada? Biliyorsunuz burası 4'e kesilmişti. 4, 5, 6, 7. O zaman K harfi 7 bölü 4 oldu. L harfi 7'den sonra 8, 9, 10. 11. adımda. Devam ediyorum. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. adımda M harfi de ve M harfi de 18 bölü 4 oldu. Hemen diğer kesirlere geçelim. Tam sayılı kesirleri gösterelim. Tam sayılı kesirlerde şöyle yapalım. İlk önce sıfırımızı koyalım. İlk önce tam kısmı bir işaretleyelim. Yani bir tane tam bir pasta hiç kesmeden yenmiş. Bu tamam. Bunu hiç kesmeme gerek yok. Bir bütün zaten. Bir tam. Sonra yandaki diğer e, basit olan tarafı göstereceğiz. 3 bölü 5 ya da 5'te 3. Yani bir tam 5'te 3'ü göstereceğiz. Diğer pastamızı 5'e ayırmam gerekiyor. Paydaya baktım 5 var. 1, 2, 3, 4 ve 5. İkinci pastamız da bu şekilde kesildi. Birinci pastayı hiç kesmedim. Çünkü bir bütündü zaten. Üçüncü adıma gideceğim. Üçüncü noktaya. 1 adım, 2 adım ve 3 İşte benim aradığım yer burası. ve yazıyorum 1 tam, 3 bölü 5 kesri bu şekilde göstermiş olduk. Diğerine bakalım 3 tam. İlk önce ben 3 tamı göstereyim. 1, 0'ı koydum 1 pasta, 2 pasta. Bunları hiç kesmiyorum, 3 tam. Bunları gösterdim. Sonra 2 bölü 7'yi göstereceğim. Yani diğer 4. pastayı, 7'ye keseceğim. Paydaya baktım 7 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Dördüncü pastayı bu şekilde ayırdım. İkinci noktaya git diyor bana pay. İkinci adıma gitmem lazım. 1, 2 işte. Burası yer. Şöyle göstereyim. 3 tam. 2 bölü 7 kesri. Tam olarak buradaymış. Son örneğimiz. 4 tam 1 bölü 3. Ne yapıyorum? 0. 4 tane pastayı hiç kesmiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bunu tamam. 4 tane tamı yaptım. Şimdi ne var sırada? 1 bölü 3 var. 3'te 1 yani. 3'e keseceğim. Çünkü payda da 3 var. 1, 2 ve 3. Bu da 5. pasta. Bakın 3 parça oldu. 1 parça, 2 parça, 3 parça. Kaçıncı adıma gidiyorum? Birinci noktaya. Birinci adım. Ve yani şöyle hopladığım zaman burası. Ve şöyle gösterelim. 4 tam 1 bölü 3 kesri buradaymış. Bu şekilde gösterdim. Şimdi iki örnek de bundan yapalım. Evet yine sayı doğrumuz hazır. A harfinin olduğu yeri işaretleyeceğiz. Şöyle ben aşağı doğru yine bir ok çıkarayım ve göstereyim. Bakın 1 tam bitmiş. 2 tam bitmiş. Yani 2 tamı bir kere yazıyorum. Sonra kesir kısmını da buradan bakıyorum. Paydayı yazmak için bütün pastayı sayıyorum. Kaça kesmişler? 1 Hatta şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5. Beş. 5'e kestikleri için paydamız 5. A harfi nerede? 4. adımda. O zaman buraya böyle yazıyorum. 2 tam 4 bölü 5. Ya da 2 tam 5'te 4 diye e, okuyoruz ve gösteriyoruz. Son örneğimiz K ve L harfleri var. İki kesil birden göstereceğiz. Şöyle işaretleyelim. Bakın bir tam, iki tam, üç tam, dört tam bitmiş. O zaman şunun dört tam olacak. Bu da aynı. Şöyle göstereyim. Dört tam. Paydayı yazalım şimdi. Kaça ayırmışlar son pastayı bakalım. Bir adım, iki adım, üç, dört, beş, altı. O zaman paydalarımız altı olacak. Şöyle güzel yapalım. K harfi birinci adımda olduğu için birinci noktada 4 tam 1 bölü 6 oldu. K harfi L 2 3 4 ve L harfi de 4 tam 4 bölü 6 oldu. Bu şekilde göstermiş olduk. Umarım konuyu sizlere anlatmayı başarabilmişimdir. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar dersinizde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.